Herkese merhabalar. Advice Yurtdışı Eğitim'in YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün Bil Bakalım'ın yeni bölümünde Sercan ve ben yarışacağız. Umarım eğlenceli bir bölüm olur. Hazırsanız başlayalım. Başlıyorum. Hadi bakalım. Bir, atletizmde uzun mesafe koşusu olarak bilinen maraton koşusunun tamamı kaç kilometreden oluşmaktadır? Hani böyle kulvarda ağır ağır koşarlar, çok hızlı koşmazlar, enerjileri çok tüketmezler falan filan. Uzun sürer o böyle. Evet. Ne kadar sürüyordu peki? Ne? Yani ne kadar sürüyor mesela yani? Bir gün mü? Verirsem tahminde bulunabilirsin. Hızı böyle zamanlar hesaplayacak. Kaç kilometre? Evet. Şu an sessiz de düşünemiyorum ama yazdım bir şeyler bakalım. Sen yazdın mı cevabını? Evet yazdım. Güzel. Güzel. Cevapları alıyoruz. Tamam. Yazdın mı? Birazdan yazıyorum. Evet haklısın. Şimdi nereden, bir dakika nereden nereye koşuyorlardı? Bir platformda koşuyor. Yani kulvarda koşuyor. O özel hazırlanmış bir alanda koşuyor. Bir semtten bir semte koşmuyor. Rahatsız yazmış. Hiçbir fikrim yok. Tamamen salladım. Evet, cevapları alıyoruz. Hadi bakalım. Sercan 12 kilometre dedi ve Büşra 15 kilometre dedi. Birbirine çok yakın iki cevap. Ama aslında 3 kilometre. Sadece 3 kilometreydi Büşra. 2 kilometre nasıl koşuyor bu insanlar ya? 42 kilometre, evet. Vallahi helal olsun. Böylece ilk puanımız Büşra'ya gidiyor. Evet, Büşra 1-0 öne başladı. Teşekkür ediyorum. Şimdi geldik ikinci soruya. Avrupa kıtasında kaç ülke bulunmaktadır? Tamam, biraz düşünelim bunu. Tamam, bir tartalım düşün. Yani. Tartalım bakalım. Şu an cidden neyi topluyorsun ya? Şu anda aklıma gelen ülkeleri yazıyorum. bilmiyorum ben bunu. Tabii yazılarak da şey olur mu bilmiyorum ama en azından bir fikir. Bunda da bence yakın cevap vereceğiz bakalım. Evet, gene birbirine yakın iki cevap gelecek bence de. Cevabını yazdın mı? Ben yazdım, hazırım. Çok hızlısın. Yani. Evet. Sayıyorum şu an yani içimden. Ben de saydım. Almanya. Balkan ülkelerini saydım. Gerçi bu şekilde de sayamayız ki. Yarışmacı sonuçta rakibimiz var. O da olmaz. Hadi Büşra. Yani şu an emin değilim. Çünkü nedense aklıma gelmiyor şu anda ülkeler. Hepsi gelmiyor. Üzücü bir şey bu. Heyecanlandım birazcık. Son dakika değişikliği yapıyorum. Tamam. Yazıyorum. Yazıyor musun? Hazırım ben. Tamam. Ben de yazdım. Bir dakika. Tamam. Alalım cevapları. Alalım. 32. 23. Yani aslında makul tahminler. En azından makul. Birbirine yakın da evet makul tahminler. Ama toplamda 43 varmış. Sercan bir soruda daha yakın cevap verdiği için. Daha iyi salladığım için. Ben zaten ilk soruyu bildiğim için Sercan'a biraz aynen yardım olsun. Çekişmeli olsun diye. Teşekkür ederim Büşra'cığım ya. Neden? Vallahi. Sıra geldi üçüncü soruya. Dünyanın en hızlı hayvanı olan çita saatte maksimum kaç kilometre hıza ulaşabilmektedir? Bir düşünün bakalım, çitayı canlandırıyorum. Canlandırıyorum şu an. Yine mükemmel bir soru seçimi. Yaratıcı, öncelikle bunu söylemek istiyorum. Şu an odaklanıyorum işte. Saatte. Avladığı hayvanları düşünüyorum. Yani doğru bir aralık var aslında da işte şu an ne yazacağını düşünmek lazım. Bence bu adam. Adam. Hayvan basar bu kadar ya. Hmm. Hadi bakalım Büşra. Kaç kilometre? Yani yine yine sallıyorum. Ben de ayıyı biliyorum. Kampa gitmeden önce araştırmıştım. Ayı nedir? Bir örnek ver. Ayı yazdın mesela sen? Ne kadar yazdım? 45-50 diyebiliyorum ben. Tamam. Şaşırtmıştı o cüssesiyle beni. Evet. Daha
Tamam mı? Tamam, ben yazdım. Alalım cevapları. Alalım. 95. Müşra 20 demiş. Ben 25 koşarım diye düşünüyorum şahsen. Neyse, olur o kadar. Soruyu baştan alabilir. Tabii ki 112 kilometre koşuyor. Burada da Sercan aldı. Sercan şu anda... Sen sana demedin mi beraber? Tamam, bir dakika dengeleyeceğiz. Tamam, Sercan şu anda 2-1 önde. Dalışıklı dövüş yok. Dalışmamızda şikeye yer olur. Tabii. Evet, şimdi geldi sıra 4. soruya. Hazırsanız 4. soruyu da devam ediyoruz. Hazırız. Hazırız. Klasik bir piyanoda sizce kaç tane tuş vardır toplamda? Siyah, beyaz, yoldan. Evet. Doğru. Tamam, bir saniye. Kaç tane? Hazır. Yani hayalimizde bir piyano canlandırıyoruz şu anda. Siyah ve beyazları da katıyoruz toplam, işin içine. Evet. Hayırdır Sercan Bey? Bir şey hesaplıyorum ya. Kopya mı çekiyorsunuz yoksa? Haşa. Tamam, galiba. Yani siyah ve beyazları sayarsak... Yukarıdakiler de var, doğru. Teşekkür ederim. Tamam, ben o kadar da piyano çalmaya hevesli biriydim aslında ama bu işe girmeliydim, girmedim. Zamanında girseydim bu işe, şu anda bu cevabı pıt pıt veriyordum. Tamam. Tamam, benim sorum da hazır. Cevabım da hazır. Evet, hazırsanız cevapları alalım. Gene birbirine çok yakın. Bakayım. Piyano çizip şey yapacağım. Gene birbirine çok yakın iki tahmin geldi. Evet, doğru cevabı duymaya hazır mısınız? Evet. Doğru cevap 88 tuş toplamda ve puan gene Sercan'a gitti. Tebrikler çok bana. Çok küçücük bir farkla. Böylece Sercan 3-1 öne geçiyor yarışmada. Mutlu musun Sercan? Benim sayemde, o siyah tuşların sayesinde dördü ya ekledim oraya. Beyaz tuşları tek tek saydım burada, ne yapayım? Şu kadar alan olacağını hesapladım. 8 ile çarptım. Siyah tuşları da benden duydun ama. Evet, siyah tuşları senden duydum ama üstüne eklemeyi unutmuşum. Bence bu soruyu saymamalıyız. Bu soruyu sayıyoruz ve 5. soruyu geçiyoruz. 1908 yılından bu yana olimpiyatlara katılan ülkemizin sizce toplam kaç altın madalyası bulunmaktadır? 1908'den bu yana Osmanlı'yı da katıyorsun. Olimpiyatlara katılan ülkemizin toplamda kaç altın madalyası vardır? Kaç altın madalya kazanmıştır Türk sporcular? Yılından bu yana altın madalya. Şimdi biz 2023 yılındayız. Ben yine yazdım bir şey. Umarım yazdığımdan daha yüksektir. Tamam, ben de yazıyorum şimdi. Yine hiçbir mantık yürütmeden ilerliyorum tabii ki. Hazır mısınız? Ben hazırım. Tamam. Hazırız. Evet, hazırsanız 5. sorunun cevaplarını alalım sizlerden. Sercan. Sercan 483 demiş. Oo canım, ne kadar. Çok mu iyi niyetli düşünmüşüz? Arkadaşlar bu iyi niyetiz. Gözlerimi yaşarttı. Esra abla, Türk sporcularına güvendik biz, ne yapalım? Türk sporcuları toplamda 41. 41 mi? Evet, ben de görünce şaşırdım, duydum ama 41. Doğru cevabı Sercan en yakın cevabı vermiş. Dolayısıyla doğru cevabı Sercan verdiği için bu da Sercan'a yakın. Evet, şu anda 5. soruyu geride bıraktık ve Sercan 4-1 önde. Ama tabii şu an hiçbir şey bitmiş değil. Şu an şansın devam ediyor. Teşekkürler. Ona göre biraz daha dikkatli yarışırsan muhakeme iyi olur. Şimdi 6. soruya geldi sıra. Hadi bakalım. Amerika Nüfus ve İstatistik Bürosu'na göre ABD'de kaç Türk vatandaşı yaşamaktadır? Amerika Nüfus ve İstatistik Bürosu'na göre. Yani resmi sayılara göre. Peki bu sayıyı biliyor muyuz? Evet. Bu sayıyı öğrenebilir miyiz? Soruyoruz. Hayır, işte. Sonuçta Türklerin sayısını merak etmiyorum. Aslında sormuyorum burada. Yani benim sorduğum şey toplam sayı. Oradan bir tahmin yürüteceğim. Toplam Amerika nüfusundan mı bahsediyorsun? Evet. Yani 330 milyon. 300 milyon küsür. Bence oradan gelmez. Ben sana söyleyeyim. Ben de sana söyledim Sercan Bey. Evet. Şimdi... Tamam. New Jersey'de çok var.
Onu biliyorum. Ne kadar çok? Söyleyemem. Kaç demiştik nüfusa? 300-350 milyon. Tamam. Ha, bu kadar düşündükten sonra yanlış cevap verirsen var ya, hiç yakışmaz bana. Müşra hala düşünmeye devam ediyor. Bu konuda büyük yazım sığmadı. Sen milyar milyon. Sen bu parayı ne yaptın? Sen 3 milyar 750 milyon. Sen milyar. Sen para çekmişsin. Sen bu parayı sen ne yaptın? Şimdi 300 milyon civarında dediğimize göre. Ben hazırım. Tamam, ben de hazırım. Şimdi bir dakika, yazıyorum. Hazır değilim aslında. Hazırmışım gibiyim. Hazırmışım gibi vermesek. Bu cümle hiç iyi olmadı. Tamam. Böyle de değil. Haydi sor. Çayda, kahvaltıda yenir. Acaba nedir? Tamam, şimdi buldum. Hazırsanız cevapları alalım arkadaşlar öncelikle. Bu sefer ilk sen göster, hep ben gösteriyorum. Evet, Sercan gösteriyor. Buyur göster. 4 milyon. Milyar yazıyor bu arada. Milyon yazıyor. Yani o kadar milyar yazıyor. 700 bin. Anlaşıldı, tamam. Sercan Bey kazandı yine. Şöyle sonuç olarak 6. sorunun cevabı 199 bin. Ben gayri resmi olanları da saydım galiba. Saydım ve evet, biraz altını çizdim. O da zaten yeni bir Türk memleketi kurmuş Amerika'da. Dolayısıyla puan yine Sercan'a gitti. Ay, şimdi gönderdiğimiz öğrencileri de düşünürsek Amerika'ya. Aynen. Hani bunların hesabını da yaptık. Sonuçta çok gönderiyoruz öğrenci Amerika'ya. Yani. Evet, tamam. Evet, şimdi devam edelim. 7. sorumuza geçelim. Bu soruyu Sercan bilirse kazanıyor. Galibiyetini ilan etmiş oluyor. Evet. Yani geri kalan sorudur. Sercan, bu soruyu bilirsen video erken bitiyor. Buradan ben sana söyleyeyim. Buradan kalkıp gidiyorum. Bu soru. Kalkıp gidiyorum. Sonuna kadar devam ediyoruz. Şeref sayıları alacağız. Dur. Dünyanın en güçlü pasaportu olarak bilinen Japon pasaportu ile kaç ülkeye vizesiz seyahat edilebilmektedir? Kaç ülkeye vizesiz seyahat edilebilmektedir? Dünyanın toplamda da 28 ülke olduğunu varsayarsan. Sercan, normalde seni seviyordum. Çok iyi bir çocuktun ama artık sevmemeye başladım. Bu sefer bence seveceksin beni bu soruda. Hiçbir fikrim yok çünkü. Evet. Şimdi Türkiye ile düşünüyorum. Japonya mı dedin? Öyle bir şey demedim. Türkiye ile düşünmem kısa bitti. Şimdi başka ülkeleri düşünüyorum. Yani 208 ülke olduğuna göre. Aynen. Ama sesi düşünemiyorum çünkü bunun sana yardımı olur. Ki şu an tamam, yardım ben etmek istediğim son kişisin. Maksimum evet. 208 zaten. Bayağı yüksek bir şey. O zaman ona göre sallayacağız ikimiz de. Yani yakın cevaplar vereceğimi düşünüyorum. Benim moralim bozuldu. Benim moralim, ben şu an iyi değilim. Ben bu kaybetmeyi göze alamıyorum. Ben hazırım. Ben yarışmayı burada terk ediyorum. Hoşçakalın, gidiyorum ben. Hoşçakalın. Gerçekten mi? Evet, yarışmayı terk ediyorum. A few moments later. Neyse, büyük güçlüklerle Büşra'nın yerine oturttuk, yalvardık, yakardık. Ondan sonra... Şimdi de yine kıyamadım. Yine kıyamadım. Ay, bu sesi vermeyin lütfen. Cevabınız hazır mı arkadaşlar? Benim cevabım hazır. Yazdın mı? Biraz... Sizin cevabınız hazır mı? Abartmış olabilirim ama... Hazır. Cevabınız hazırsa cevabınızı görelim önce Sercan Bey. Yazmadı ki o da, hani Sercan'a gösterttiriyorsun. Tamam. Hayır, yaz. Yazıyorum. Sercan gösterme. Yazıyorum. Seni üç kağıda getiriyor. Tamam, yazıyorum. İlk aklıma geleni yazdım. Yaz. Geçen videoda da ilk aklıma geleni yazdıklarımın hiçbirini kazanamamıştım. Ama yine de yazdım. Çevirdim. Bence güzel tahmin etti. Sercan 166 demiş, Müşra 120 demiş. Evet, yine kazanamadım. Evet. Abartmış mıyım biraz? Hayır, abartmamışsın. 193 ülkeye gidebiliyormuş. 193 ülke. 193 ülkeye. Sercan, hani kazanmayacaktın? Gidemedikleri ülkeyi çok merak ettim ya. Yazık, günah ya. Of! 15 ülke mi? Evet. Böylece burada kıyamam Japonlara. Sercan gidiyor ve Sercan yarışmayı kazanmayı hak ediyor. Garantiliyor. Garantiliyor. Sercan'ı alkışlıyoruz.
Alkışlamıyorum. Teşekkür ederim. Benim için bu yarışma burada bitmiştir. Şuna belki son 3 soruya gireceksin, kafayı kaybetmiş olacaksın. Hezimettin. Bence de. Dünyanın en iyi üniversitelerinden biri olan Harvard Üniversitesi'nden mezun olan öğrenciler bugüne kadar kaç Nobel ödülü almıştır? Bu çok zor bir soru. Biraz daha zor soru bulamadınız mı? Bu cidden çok zor ya. Ne sağlayacaksınız arkadaşlar? Yani nereden ki nasıl böyle bir istatistiği bulsunuz? Bugüne kadar ama Türk öğrenciler falan değil değil mi yani genel? Harvard'dan mezun olması yeter. Sadece. Harvard'dan kaç tane Türk mezun olmuştur zaten çok az. Tamam. İyi sallayan kazanacak bu sefer şu an. Zaten sen kazandın. Alayım çocuklar cevaplarını. Çok hiçbir yorumda bulunmayacağım. Gösteriyorum ben. Göster. Bitti mi senin? Ben de David Beckham'ın forma numarasını yazdım. Şu an 18 demiş. Dünyanın en iyi ve en eski üniversitelerinden olduğunu unutmayın. 61 kişi almış. Müşra 18, 23 gene sen daha çok yaklaştın ama... Hak etmedim yani. Skorun altında. Bu tahmin edilmesi aynen. Çok zor bir şeydi çocuklar. Harvard'ı biraz küçümsemişiz biz. Yani. Melike'ye buradan seslenmek Melike istiyorum. Hayır, Melike Hanım'a buradan seslenmek istiyorum. Melike özür dilerim. Sen bir tane soruyu bildiğin için seninle dalga geçmiştim. Şu an aynı şeyi yaşıyorum. Melike kimle yapmıştı? Furkan mıydı? Aslında dalga Furkan. Geçmemiştim. Bak ama bir sonraki hedefim sensin. Birazcık gülmüş olabilirim. Bu yüzden özür diliyorum. Bekle beni. Hazırsanız arkadaşlar sonraki sorumuz geliyor. Gelsin bakalım. Gelsin. Evet, 9. soru. İstanbul Havalimanı 2022 yılında toplam kaç yolcu ağırlamıştır? Şimdi... İstanbul Havalimanı 2022'de başladık galiba yolcu almaya zaten. 21 de olabilir. Çok eski değil yani. Ben cevap veriyorum. Yaz. Yazdım. Ne yazdın? Bu kadar nasıl hızlı düşündün? Yazmadın ya. Olan oldu zaten artık. Yazdım tamam, ben. Tamam ben de sallıyorum o zaman. Milyar, milyon. Bir tane evet. Nasıl sıfır koyalım alalım benden. Alalım çocuklar yanıtlarınızı. Annem ben. Milyon. Milyon. 2 milyon. Evet, 2 milyon. 2 milyon. Alayım. 6 milyon. Çok mu az söyledik? 64.3 milyon. Yani 2 milyon buradan Kadıköy'den Üsküdar'a gidiyor herkes. Puan evet. Yine puan Sercan'a gitti. 10. soruya geliyoruz. İngiltere ile Fransa'yı birbirine bağlayan demiryolu tüneli olan Manş tüneli kaç kilometre uzunluğundadır? Çok güzel soru bu. Mükemmel. Yani ne, hangi ülkelerde? İngiltere ve Fransa. Yani tamam. Ben verdim cevabımı. Ben cevabımı verdim. Verdim. Sen de verdin mi? Hayır, beni şu an krize sokuyorsun. Çok 10, 9. Hayır. Zaten İngiltere, kazandı. Fransa, tünel. İkisinin arasında. Ay çok saçma cevap vereceğim ya. Tenis. Hep böyle söylüyorsun. Sende var. Yok, bir vallahi. İş. Sende var bir iş kardeşim. Var mı hiç bu Sercan'da? Bütün soruları bilmiş olamaz. Alalım çocuklar cevapları. Müşra 505 kilometre dedi. Sercan? 190 kilometre dedi. Normalde çok daha azmış. 50 kilometre. Hmm. Ah be! O 500'lü gördüğüm soru bu muydu? Ben onu... Ben onu... Aa, cevabını gördün. Sen 1-0 fazla görmüşsün galiba. Ya ben orada 3 haneye bir şey görmüştüm. Evet, 50.5 olacaktı şimdi. 50.5 sen 505. Ya gördüğün soruya cevap verememişsin. Bu arada soruyu da görmüşsün, bir de bana dersin çirkef diye sabahtan beri söylüyorsun. Ay Sercan, resmen gerçek yüzünü gösterdin sen. Sen gerçek yüzünü gösterdin. Soruyu görmüşsün öncesinde. Açık açık burada kendimi belli ediyorum. Bu kadar açığa çıkan bir insan daha olamaz. Bence de. Evet arkadaşlar, yarışmamız böylece sona erdi. Kazanan yine büyük bir üstünlükle Sercan'a göre Sercan'a hakkı ödeyecek bir ülke. Teşekkür ederim. Sercan'a 1000 lira verecek tabii ki derdik olarak. Sercan, bana 1000 lirayla ne alacaksın? Yemeğe götürürüm. Başka? 1000 lirayla zaten anca yemek yiyebiliyoruz artık. Tamam, bir tane hediye al, affedeyim seni. Tamam, herkes birkaç kişi daha yeneyim, ondan sonra hediye alayım. Ha ya, ne alakası var şu anda? Evet, birkaç kişi ama daha ama biz birlikte yarıştık. O yüzden birlikte yarıştık. Ben benim üzüldüm. Tamam, bu 1000 lirayla yemek ama benim üzülme sebebimle birlikte senin de bana bir hediye alman çarçar. Evet arkadaşlar, bir programın daha sonuna geldik. Bu programda Büşra'yı yendim. Bir sonraki programlarda kimleri yeneceğim bilmiyorum.
Siz de merak ediyorsanız bize abone olun, takip edin. Sakın kaçırmayın. Biz çok eğlendik bence. Hayır. Ben eğlendim. Ben hiç eğlenmedim. Siz de eğlendiyseniz ne mutlu bize. Görüşmek üzere diğer programlarda. Hoşçakalın.